falan var. Orada da ikamet etmekteyim. 1987'den beri kurdukları özel sektörün içindeyim. Sene 2023. Bir de benim iş arkadaşım var. Onunla beraber 1990'dan beri ortak olarak bu işi devam ettirmekteyiz. Kuru temizleme artık bu işin de ustası olduk diyebiliriz. Bu iş aslında benim okuldan sonra hobi olarak başladım ama hani iş mesleğim olacağı aklıma gelmezdi. Ama şartlar, zaman, ortağımla aramızda gösterdiğimiz uyum, o vesileyle beraber bu sektöre girmiş olduk ve devam ettirdik o yıldan bu yana. Sene 90'dan beri beraber çalışmaktayız. Artık mesleğimiz, artık emekli olma zamanlarımız da yaklaşıyor herhalde. Bizim mesleğimiz göründüğü kadar da kolay değil. Eskiye ilk mesleğe ilk başladıklarımızda ilaçlarımız çok sınırlıydı. Her lekeyi çıkartamıyorduk haliyle. O da işte bizim için bir eksi oluyordu. Ama tabii yıllar geçtikçe ilaçlar modernleşti. Makinelerimiz, teknikler modernleşti. Daha çıkartamadığımız bir leke kalmadı gibi. Kuru temizleme ile ilgili de bizim hemen hemen yapmadığımız bir şey yok. Rengi solmuş kıyafetleri boyayabiliyoruz. Halı haricinde yorgan, perde, deri mont boyası ve temizlemesi, nubuk temizlemesi. Genelde onlar da boyayı ben çok tavsiye etmiyorum. Boya olayında risk oluyor onlarda ama diğerlerinde kuru temizleme yaptıklarımız, kuru temizleme yapılan ürünlerin hiçbirinde sıkıntı yaşamıyoruz. Örneğin şu ceket mesela kuru temizleme oldu. İki tane farklı kumaştan yapılmış. Atıyorum şu farklı bir ilaca girecek, bu farklı bir ilaca girecek. Ama biz tabii ikincisi orantılı bir şekilde yaptık, kuru temizleme yaptık. Bozulma, deformada herhangi bir şey de olmadı. Ütüsünü tamamlıyorum şimdi. Ürünler eskisi gibi değil, artık çok hassas. Hani böyle hademeye temizledim, bozulmaz diye öyle bir şey yok. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani her şeyi tabiri caizse çok nazlı kumaşlar. Artık biz bayağı bir uğraşıyoruz. Eskiden kuru temizleme gerçekten kolaydı. Bir tip bir kumaş vardı. Şimdi emin olun günde 10 çeşit kumaş geliyor. Bazen atıyorum 2-3 makinede bitecek iş 8-10 makineye çıkıyor. 2 parçaya bile bir makine yapıyoruz. Onun için birazcık da hem kolaylaştı hem zorlaştı bizim işimiz. Temizlemenin olmazsa olmazı da şu kullandığımız makine. Bu makinede de kullandığımız ilaç perkloretilen diye bir madde. Bozulma, deformasyon kesinlikle olmuyor. Hani bu kuru temizleme yapacaksak bu makine şart. Lekeyi çıkartır, renkleri soldurmaz, elbisede deforme, bozulma kesinlikle olmaz. Ütüde biz sıkıntı yaşamıyoruz. Ayrıca işte yine yıkama makinelerimiz var. Öğrencilere veya bekar kişilere hizmet etmek için makine başı veya kilo eşiyle temizleme yapıyoruz. O da ayrıca gerçekten olması gereken bir hizmet. Çünkü her şeyde kuru temizleme olmuyor. Bazı ürünlerde direkt yıkamamız da gerekebiliyor. Onları da bu makinelerde hallediyoruz. Kuru temizlemeye geldi de hep ağır lekeli şeyler geliyor. Mesela örneğin şu monttaki bakıyorsunuz, görüyorsunuz yağ lekesi. Şimdi bu lekeyi çıkarmak tabii ki bizim için zor değil ama şimdi kumaşı temizlerken de önemli olan kumaşın dokusuna da zarar vermemek gerekiyor. Hani ben şu makine ilacı koyarım, çitiler 5 dakikada çıkartırım, tertemiz olur ama kumaş mutlaka burada oynadığım için deformasyon olabiliyor. Bunun için biz ne yapıyoruz? Bu kuru temizleme makinesinde bunun için gerekli bir şey. Eğer bunu ben silmeden, makineye atarım, hiçbir problem olmadan temizler. Ama şu makine olmamış olsa, ben bu leke ilaçla çitleyeceğim, burada deformasyon olacak. Hani müşteriye bu sefer mahcup olunur. Bunları biz müşterimize tek tek izah ediyoruz. Hani mutlaka ve mutlaka kuru temizlemede kuru temizleme şart. Her kuru temizlemeci de kuru temizleme yapmıyor, ben onu da söyleyeyim. Bu da bizim bir ayrıcalığımız mı oldu, olsun artık. Bizde genelde en çok yazında gelinlik, damatlık, o şekilde çok temizlememiz oluyor. Tam böyle bizim işlerimizin durmuş olduğu, hani zayıfladığı dönemlerde düğün sezonları oluyor. Yani diğer meslekler gibi yarın ben dükkana gelmeyeceğim, ben hasta oldum, benim işim var deme şansımız yok. Niye diyeceksiniz? Çünkü mesela atıyorum bugün bize müşteri geldi, gelinlik veriyor genelde veya işte yola gidecek takı elbisesine vermiş oluyor. Diyor ki yarın sabah 10'da alacağım, 12'de uçağım var. Adamla sözleşiyoruz veya
12.30'da nikahı var. Sabah bizden 10'da, 11'de gelinliğini alacak, veriyor. Ertesi gün Allah geçinden versin. Hastalanmış olabiliriz. Cenazemiz olmuş olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Biz o durumlarda bile başımıza geldi. Geldik, belli saatlerde dükkanımızı açtık. Gece 12'de, 1'de o işlerimizi biz yaptık. Ertesi gün müşterimize teslim ettik. Dükkanımızı kapattık. Tekrar diğer işlemlerimize gittik. Yani bizim iş gerçekten çok hassas, çok ince. Çok naif bir meslek aslında ama tabii değer bilen de var, değer bilmeyen de var.